Merhaba arkadaşlar, Feyzullah adında bir arkadaş, evet Feyzullah, 500 liraya kask, 500 liraya mont istedi. Yani üst sınırları onlar. Ben de buna uygun kasklar ve montlar çıkarttım. Montları göstereceğim, ilk önce kasklarını tanıtayım. Axis Draken kaskları, daha önceden tanıtmıştım. Polikarbon bir dış kabuğa sahip, üst, ön ve arka hava giriş çıkış kanalları var. Bunları görmüşsünüzdür, şunları da biliyorsunuzdur zaten. Daha önceden tanıtımları belki izlemişsinizdir, belki izlememişsinizdir. Geniş bir bakış açısı var, bir burun pedi var, bir çene pedi var. Bu rüzgardan korumak için, bu da boğudan korumak için kullanılıyor. Burun pedinin hemen önünde, yani camın içine denk gelebilecek şekilde yapılmış havalandırma kanalları var. Önden giren havayı buradan atıp buğulanmasını engelliyor. Bu kadar basit bir sistem ama önemli bir sistem. Şuralarında pinlock bağlantıları var. Burada eğer bu yaparsa, siz çok terleyen bir insansanız ve kaskın içinde çok fazla ter barındırabilecek şekilde bir terlemeye sahipseniz, ki oluyor bazen, o pinlock bağlantılarına pinlockunuzu bağlayarak rahatlıkla bu yapmadan kullanabilirsiniz. Alt tarafına gelecek olursak biraz şu şekilde bir öne doğru eğilen bir kıvrım görüyorsunuz. Bu da sarsıntıyı engellemek, rüzgarı engellemek. Rüzgarı daha az alsın, rüzgar daha az ses yapsın ve sarsıntıyı engellesin diye ek yapılan, aynı zamanda şu plastik alt kısımlarda kesi boynunuzu veya boyun çevrenizi kesmesin diye konuluyor. Ve tabii o dar da tabii sarsıntıyı ve rüzgarı engelliyor, kısmen engelliyor diyeyim. Mikrometrik bir bağlantıya sahip. Bu mikrometrik bağlantıların bir güvenlisi demir mikrometrik olanlar. Onun bir daha güvenlisi Double D ring denilen bağlantı çeşitleri. Yarışlarda, MotoGP yarışlarında veya diğer yarışlarda da sporcularımız, dünyadaki sporcular da kullanıyor. İç petleri rahattır. Kafanıza göre şekillenecektir, oturacaktır. Hava kanalları iyidir. Polikarbon bir kask olduğunu söyledim. ECE ve DOT sertifikasına sahip. Şöyle göstereyim, ECE ve DOT sertifikasına sahip ve bu kaskın ağırlığı 1500 gram, yani biraz ağır bir kask. 1300 gramlarda, 1400 gramlarda olması bir kaskı biraz daha hafif, uzun yolculuklarda da sizi rahat ettirecek şekilde yapılmış demektir. Bu biraz daha ağır bir kask, yani belirli bir süre sonra boynunuzda belirli bir ağrıma yapabilir veya işte rüzgardan, sarsıntıdan belli bir süre sonra boynunuz ağrıyabilir. O yüzden de uzun seyahatlere, ki şimdi Haziran ayında çıkacağız bu tarz seyahatlere ve tam da işte şu karantina dönemi bitmesine denk gelmesi, yeniden biraz daha işte bu motosiklet aksesuarlarının giyip ekipmanlarının biraz daha alınma mevsimine denk gelmiş olması demektir. Şimdi zaten aldığımız zaman hani birçok mağazada indirimler göreceksiniz. İşte daha uygun fiyatlı şeyler göreceksiniz. Bizde de indirimler var zaten. İndirimliler bölümünün linkini ben koyacağım. Oradan bakıp indirimli kısımdan alışveriş yapabilirsiniz. Axis Draken'i önermemin sebebi ucuz olması. Yoksa hani işte bu kask mükemmeldir, şudur budur demek değildir bu. Eagle olanlar var. Eagle olanlar da yine polikarbon bir dış kabuğa sahip. Biraz daha iyi denebilir kask. Biraz daha farklı bir grafiğe ve farklı bir yapıya sahip diyeyim. Nasıl bir yapıya sahip? Üst havalandırma kanalı daha büyük. Yapılmış işte bir güneş vizörü var. Şöyle şuradan açılıyor. Şu şekilde. Şöyle yine öne itiyorsunuz, arkaya itiyorsunuz. Açılıyor, kapanıyor. Şurada bir kilit yeri var. Burada da bunun kilit yeri var aslında. Şurada şunun bir ön çıkıntısı yok. Ama bunun bir ön çıkıntısı var. Yani biraz daha rüzgar geldiği zaman aşağıya doğru hafif basarak sizin yani rüzgarı kafanızın arkasından atmasını sağlayabilecek ve sarsıntıyı engelleyebilecek şekilde yapılmış. Ve arkasında da şu tarz ek plastik parçalar göreceksiniz. Bu plastik parçalar da zaten o sarsıntıyı, rüzgarı aşağıya basabilmek için ve o rüzgarı bastığı zaman da sizin rüzgardan ve sarsıntıdan etkilenmenizi sağlamak içindir. Bu biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Aynı özelliklere sahip, iç petleri fena değil, güzeldir. Ve bu da yine aynı özelliklere sahiptir. Yapısı biraz daha farklıdır.
daha az rüzgar ve aldığını ve ses geçirdiğini söyleyebilirim diyebilirim ama test etmedim. Bunu kullanan arkadaşlardan öğrenip sormak gerekiyor. Peki hani 500 liraya kadar bir mont derseniz işte 500 liranın biraz üstü montlar da var. 500 liraya civarında montlar da var. Onlardan bir tanesi Venom'un Jaws'ları. Venom Jaws'ları da ben zaten daha önceden tanıttım. Onların birçok rengi var. Örneğin bu yeşili. Bu yeşilini daha önceden ben tanıttım. Omuz korumaları var, dirsek korumaları var. Soft bir tane yumuşak sırt koruması var. Bu kapşonlu bir mont ve içi şu şekilde delikli bir yapıya sahip. Bu delikli yapı sayesinde nefes alabilir şekilde yapılmış. Ama yani aşırı sıcakta kullanıyorsanız ister istemez terletecektir. Sucuk gibi olacaksınız. Çünkü bu yaz mont değil. Sonbaharın biraz soğuk zamanlarında bile giyiliyor. Fakat kışın sizi üşütecektir. Onu da aklınızda tutun. Ön tarafından fermuarını açıyorsunuz. Şu şekilde cebini görüyorsunuz bu tarafında. Bu tarafında da cebi var. Sırt koruması şu cırt cırtlı kısımdan çıkıyor. Fermuarı var. Yan cepleri var fermuarlı. Kol cebi var bir tane. Bileklerinde herhangi bir fermuar gibi bir şey yok. Fakat şöyle cırt cırt var. Yani kolunuza göre biraz sıkabilirsiniz. Kol yerleri bir yıl sonrasında aşınıyor. Çünkü ben kullandım. Kol yerleri biraz aşındıktan sonra bu cırt cırtlar biraz daha az tutuyor. Onun farkında olarak alın arkadaşlar. Bunun da detayını belirteyim. Kapşonunun hemen şurasında bir tane çekme ipi var. Bununla sıkıştırabiliyorsunuz. Normal bir mont şeklinde de giyebiliyorsunuz. Renkleri var dedim bunların. O renkleri de şunlar. Yani sizin motorunuza göre veya giyim zevkinize göre alabilirsiniz. Bu da aynı özelliklerde. Aynı fiyat, aynı iç yapıya sahip ve dış korumalara, iç korumalara sahip bir mont. Bunun siyahı yok mu dersiniz? Siyahı da var. Siyahını da göstereyim. Siyahı da bu. Bunun da içi kırmızı şekilde yapılmış. İçinde yine fermuarlı cepleri var. Ve yine bunun da sırt koruması var. Sırt korumasını oradan çıkartabiliyorsunuz. Arkasını göstereyim. Arkası da şöyle. Düz herhangi bir şey yok. Kapşonunu görüyorsunuz. İsterseniz kapşonunu fermuardan sökebiliyorsunuz. Kapşonsuz kullanabiliyorsunuz. Abi ben daha iyi bir kask almak istiyorum. Tamam 500 liraya kadar kaskları gördüm ya da işte 650 liraya kadar olan kaskları gördüm. Ben biraz daha iyi bir kask almak istiyorum derseniz HCC-IS17 alabilirsiniz. IG-17 alabilirsiniz. Onlar biraz daha iyiler. LS2 Vector Evo alabilirsiniz. Onlar çok daha iyiler. En azından fiber kompozit bir dış kabuğa sahipler. İçleri daha güvenli. İşte ne denir? Dış vizörü biraz daha kalın. Ve çarptığı zaman daha fazla dayanıklılık gösteriyor. Bunları önerebilirim. Diğerlerini söylememişsin ama hani işte ben eldiven, dizlik, kot, bot filan dememişsin ama ben onları da söyleyeyim. Ne diyebilirim? Venom'un 8012 mevsimlik motosiklet eldivenini alabilirsin mesela. Bunun tabi bir sürü çeşidi var. Ben bunları gösterdim. En azından deri ve kumaş alaşıma sahip yazlık bir eldiven. Yazlık eldiven olduğunu nereden anlıyoruz? Deri ama iç tarafında şu parmakların şuralarında delikleri var. Buradan anlıyoruz. Her tarafında bileğinde de, baş parmağında da, yumruklarında da ve eklem yerlerinde de korumaları var. Sürtünmeye karşı dayanıklı çünkü deri şekilde yapılmış ve koruyucu bir eldiven. Yüksek kapanan bir eldiven ve cırt cırt şekilde kapanıyor. O yüzden de bence iyi bir eldiven. Bunları alabilirsiniz. Dizlik olarak Zanlona kullanabilirsiniz. Proel kullanabilirsiniz. Sizin tamamen bütçenize bağlı. Eğer benim bütçem gerçekten elverişli diyorsanız Tek 90 kotlarını alabilirsiniz. Veya Rockwell DNA Spor DNA model botları da alabilirsiniz. Biraz daha bütçem var. TCX bot alabilirsiniz. Rush olanları alabilirsiniz. Eğer benim bütçem biraz daha az diyorsanız Rockwell'in Look VPC'sini alabilirsiniz. Onları kullanabilirsiniz. Benim önerilerim hani 500 liraya mont, 500 liraya kask seçeneklerim bunlardı. Diğer seçenekleri de söyledim arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Hepinize iyi sürüşler.